Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 5. sınıf İngilizce beceri temelli soruları çözmeye başlıyoruz birlikte. Beceri temelli sorular Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı örnek sorular biliyorsunuz. Bu sorular yeni nesil sorular. Eskiden resme bak, resimden sonra hemen altındaki kelimeyle eşleştir tarzında sorular vardı. Artık böyle sorular yok. Okuduğunu anlama, önce okuyup anlayacağız. Daha sonra soruyu üstüne yorum yapıp cevapları bulacağız. Yani bu ne demek oluyor? Bol bol bizim kitap okumamız lazım. Tüm branşlar için. Matematikte, Türkçe'de, İngilizce'de, fende fark etmez. Okuduğunu anlamaya yönelik olduğu için bol bol kitap okuyarak bunu geliştirmeniz lazım. Şimdi geçelim sorularımıza. Hi, my name is Gary. I am 11 years old. I am from the USA. I speak English and French. What does not Gary tell about her himself? Gary kendisi hakkında ne söylemiyor diyor. Bakın. Does not. Languages, konuştuğu diller. Var mı? Var. İngilizce, Fransızca. Nationality, milliyeti, Amerikalı olduğunu söylüyor. Hobbies, hobileri. Şunlardan hoşlanıyorum diyor mu burada? Hayır. Yaşını bahsediyor mu? Yaşını bahsediyor. 11 yaşında olduğunu söylüyor. Evet. Geçelim diğer sorumuza. With the conversation answers, diyaloğa göre cevap vereceğiz. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi tamamlamaz diyor bu diyaloğa. Yani bunların içine hangisi gelmeyecek onu söylüyoruz. Martin diyor ki Hello, I am Martin. Welcome to our class. Merhaba, ben Martin. Sınıfımıza hoş geldin. Thank you Martin. I am Julia. Teşekkür ediyor. Ben de Julia diyor. Martin bir soru soruyor. O da karşılık olarak I am from England diyor. I am from England dediğine göre İngiltereliyim. Bakın burada zaten from bize ipucu veriyor. Biz buna benzer bir cümle bulacağız. Karşılık olarak ne sormuş olabilir? Nereli? Burada bakın from geçen bu var. Demek ki nereli olduğunu bize nereden soruyor? B şıkkı buraya geliyor. Diğer sorudan cevabı ne? To English and Italian. 2 diyor. Önce bir sayı vermiş. Sayı sorularına biz ne sor sayı cevaplarına biz ne soruyorduk? Kaç tane soru sormamız lazımdı? Burada kaç tane hangi şıklarda var? How old are you? Kaç yaşındasın? B'yi zaten eledik. Nerelisin? What is your favorite class? En sevdiğin ders nedir diyor. How many languages? How many ne demekti? Kaç tane? Demek ki bizim buraya gelecek olan sorumuz da bu. İki tane dil konuşuyorum. I love doing experiments, so science is my best. Experiment, deney. Ben diyor deney yapmayı seviyorum. Fen bilgisi benim en sevdiğim derstir. O zaman en sevdiği favori dersini sormuş. C şıkkı da var. Ama burada kaç yaşında olduğundan bahsetmiyor. Bize de zaten hangisi tamamlamaz diyordu. İkinci sorunun cevabı da Adana. Bakalım buna. Hello, Michelle. Hello, I am Michelle from France. I will talk about one of my friends. Merhaba, ben Fransa'dan. Fransa demiş Michelle. I will talk about one of my friends. Bir tane arkadaşım hakkında konuşacağım diyor. She can speak two languages. İki tane dil konuşuyormuş o kız arkadaşı. She likes drawing pictures. Resim çizmekten hoşlanıyormuş çok fazla. She plays in the school basketball team. Okulun basketbol takımında oynuyor. Guess who she is. Guess tahmin edin demek. Tahmin edin bu kişi kim? O zaman bir tek Laura'yı eliyoruz. Öncelikle olarak çünkü bir dil konuşuyor. Diğerleri iki dille devam ediyoruz. She likes drawing pictures. Çok seviyormuş resim yapmayı. Favorite class art. Resimimiz neydi? Art. Language. Bunu silelim. Art olması lazım. İçlerinde. Bunları da siliyoruz. Artı yok. Bakın. Ne çıktı ortaya? Ve okulun basketbol takımlarmış. PE neydi? Physical Education. O zaman bizim aradığımız kişi kim? Emil. Yani soruları çözerken bu şekilde eleyerek kalemlerinizi siz de kullanırsanız soruyu çözmeniz bu kadar kısa süre alabilir. Who enjoys doing experiment according to the table? According to bir şeye göre demek. Yani bu tabloya göre deney yapmaktan kim hoşlanıyor? Deneye bakalım. Deneyi biz hangi derste yapıyoruz? Science. O zaman bizim bu hoşlanan kişimiz Laura. Geçelim. In which conversation above does Tom meet Mary? Yukarıdaki diyalogların hangisinde Tom Mary ile karşılaşmıştır diyor. Yani bizle karşılaştırılmış bir araya gelmiş olmaları lazım konuşma diyaloğunda. Bakıyoruz. Can you play basketball? No, I can't. Can you? Oh, I can. Basketbol oynayabiliyor musun? Hayır. Sen? O da evet demiş. Diğer diyaloğa bakalım. Have you got a brother?
Evet var. IELTS meeting. Ben onunla buluşmak istiyorum. Gerçekten mi? Merhaba, ben Avustralyalıyım. O da, ben de İngiltereliyim. Tanıştığımıza memnun oldum diyor. Nasılsın? Teşekkürler. Ya sen? I am good, thanks. Ben de iyiyim, teşekkür ederim demiş. Hangi diyalogda karşılaşmış olabilirler? Burada karşılaşma diyaloğu olarak biz ilk karşılaştığımızda ne yaparız? Tanışırız. O yüzden 3, yani C şıkkı, karşılaşma, buluşma diyaloğu diyebiliriz bunun cevabını. Geçelim diğer sorumuza. 6 ve 7. soruları bakın burada yazmış. Cevaplayınız. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi tamamlamaz diyor. Complete tamamlamak, doesn't olumsuz. Hello Blake, this is Philip. Merhaba Blake, ben Philip demiş. Hello, I am Blake. O da, ben merhaba Blake diyor. Are you from Canada? Kanadalı mısın? No, I am not. Hayır. I am from Britain. İngiltereliyim. Ya sen? O da, Avustralyalıyım diyor. Nice to meet you. Memnun oldum. Karşılık olarak bu da memnun oldum tarzında bir şey söylemesi lazım. Glad to meet you. Evet, memnun oldum. My pleasure, benim için zevkti. Memnun oldum demek. Me too, ben de. Yani buna karşılık veriyor, nice to meet you'ya. Ama I am very well, ben çok iyiyim diyor. Yani tanıştığımıza memnun oldum cümlesinin karşılığı I am very well olamaz. Karşılık olarak ben de tarzında bir cümle olması lazım. According to conversation, yukarıdaki diyaloğa göre Philip is English. Philip İngilizmiş. Bakalım. Are you from Canada? I am not. I am from Britain. Ama Britain, yani İngiltere olan Blake, Philip Avustralya'da, bakın burada yazıyor. O zaman bu Adana değil. Blake is Canadian. Zaten burada Kanadalı mısın diyor Philip Blake'e. Hayır diyor Blake de. Ben Britanyalıyım diyor. Yani İngiltereliyim diyor. Bu da değil. Blake is from Canada. Kanadalı mı? Hayır, Kanadalı değil. Blake İngiltere olduğunu söylemişti. Philip is from Australia. Philip Avustralyalı mı? Bakın burada soruyor. And you? Philip de diyor ki Avustralyalıyım diyor. O zaman cevabımız bizim Deniz'e. Diyaloğa göre bakacağız yine. Hi, my name is Pablo. Merhaba, benim adım Pablo. I am from Spain and I speak Spanish and English. Ben İspanyolcayım. İspanyolca ve İngilizce konuşabiliyorum demiş. Pablo speaks foreign language. Yabancı dil konuşabilir. Evet. Likes learning Spanish. İspanyolca öğrenmeyi seviyor. Zaten İspanyol. İspanyolca biliyor, ana dili. Is from England. İngiltere demiş. Değil. İspanyola. Is English. İngiliz mi? Değil. Yabancı dil konuşabiliyor. Foreign. Yabancı dil. Language. Konuşabiliyor. Nereden anlıyoruz? Kendisi İspanyalı. Doğal olarak İspanyolca ana dili konuşabiliyor ve İngilizce de konuşabiliyor. Yani yabancı dil onun için İngilizce. Cevabımız Adana. According to this, Helga. Buradaki parçaya göre Helga ile ilgili soru sormuş. Helga is 13 years old. 13 yaşında. She is from Germany. Almanyalı. She speaks French and English. Fransızca ve İngilizce konuşuyor. She likes history but she doesn't like science. Tarih seviyor ama fen bilgisi sevmiyor. Parçaya göre she speaks foreign languages. Almanyalı. Almanca konuşması lazım, ana dili. Bunun üzerine Fransızca ve İngilizce konuşuyor. Yabancı diller diyor. Bakın burada şu çoğul iki çok önemli. Yabancı diller, foreign, yabancı demekti. Konuşabiliyor. Çoğul olduğuna göre yabancı dil konuşabildiğini gösteriyor bize. O zaman bu doğru. İngiltere'de yaşıyor demiş. Hayır, öyle bir bilgi yok. History, tarih demekti. Tarihten nefret ediyor. Hate. Öyle bir bilgi de yok. Helge İngiliz demiş. Hayır, Alman olduğu da söylemiştik. O zaman doğru cevabımız Adana. Evet. In Mr. Susan's class, Susan'ın sınıfında students prepare posters about their favorite lessons. Öğrenciler prepare hazırlamak demekti. En sevdiği favori dersleri hakkında poster hazırlıyormuş. Bakalım posterlere. Muhtemelen deney, fen bilgisi, PE yani physical education, beden eğitimi, bu da müzik. Bakıyoruz. Who prepares the poster above?
Yukarıdaki posteri kim hazırlamıştır? I love science, but I dislike music and geography. Ben diyor feni seviyorum ama müzik ve coğrafyayı nefret ediyorum. Böyle bir coğrafya dersiyle ilgili bilgi yok. O zaman Leo olamaz. Music, PE and maths are my favorite. Müzik, beden eğitimi ve matematik benim favorim demiş. Matematikle ilgili bir bilgi yok burada. I enjoy music, science and PE. Müzik, fen bilgisi ve beden eğitimi demiş. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Su. Geçelim 11'e. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi bu diyaloğu tamamlamaz demiş. Bakıyoruz. I am Jack. İsim söylediğine göre muhtemelen isim soruyor. O zaman C şıkkı burada var. Tamamlıyor. What is your name? Buradaki cevap I am 12 demiş. 12 yaşındayım. Kaç yaşında olduğunu sorması lazım. How old are you? Bu da tamamlıyor. Buradaki cevap I am from Germany. Bakın from ipucumuz olsun. From'lu geçen burada ne var? Burada bir şey yok. Diğer şeye geçelim. 3, 3 demiş. Sayı veriyor. Sayı verdiğinde biz ne sormamız lazımdı? Kaç tane? How many? Kaç tane? 3. Eşleştiriyoruz bakın. Dil konuşuyorsun. O da demiş zaten İngilizce, Almanca, İspanyolca. Bunun cevabı da var. Ama from geçen yani where are you from cümlesi, nerelisin cümlesi var mı burada? Yok. O zaman tamamlamayan şıkkımız bol. Geçelim diğer sorumuza. Which of the following is odd? Odd neydi? Sıra dışı olan. Yani gruba uymayan demek. Bakın bu soru kalıplarına, soru köklerine ezberlemezsek bu kelimelerde ne diyor bu diye düşünürüz ve soruları yanlış yaparız. O yüzden bunları lütfen not alalım. Which of the following is odd? Hangisi bu da buraya gelmez demek istiyor yani. Uyumsuz olan hangisidir? 8. Yaş. 8 diyor. Date of birth ne demekti? Tarih, doğum tarihi. Burada bir tane tarih var mı? Var. Nationality neydi? Milliyeti. Italian, İtalyan. Bu da var. Father's name, babasının ismi. Yani bir isim istiyor bizden. Bu da var. Age, 8. Burada yaş var mı? Age. Yok. O zaman sıra dışı olan, gruba uymayan Adana. Love science and helps her teacher in the science lab. Science'ı seviyor. Yani fen bilgisini. Öğretmenine de fen bilgisayar laboratuvarında yardımcı oluyor. Kimmiş bu? I like physical education. Beden eğitimi dersini seviyorum. Sporu seviyorum diyor. O bizim şıkkımız değil. I enjoy doing experiments. Experiment neydi? Deney demekti. Muhtemelen Larissa. I really love solving problems. Solve problem neydi? Matematikte geçerli. Problem çözme. I love drawing pictures. Neydi? Resim yapmak. O zaman fen laboratuvarı ile ilgili deneylerde ne olur? Neresi? Doğru cevabımız Doing Experiment. 14 ve 15'in soruları. Teams Timetable. Timetable neydi? Ders programı demekti. Sevdiği ve sevmediği şeyler var. How many lessons does Tim have on Tuesday? How many ne demekti? Kaç tane? Yani bir sayı istiyor bizden. Salı günü Tim'in kaç tane dersi var? Bakalım sarıya. A, B, C diyor. Türkçe dersi muhtemelen ya da bir ders diyelim. Burada da bir ders var. Yani iki ders. O zaman just two. Bakın sadece iki. Türkçe ve fen bilgisi cevabımız çok basit çıktı. Yani bizim burada eşleştirmemiz gereken şey ne? Bakın özellikle altını çiziyorum. How many? Kaç tane? İki. Şu iki kelimeyi bu sorunun içinde eşleştirdiğimizde zaten cevabımız ortaya çıkıyor. Diğerlerini bilmesek bile bu iki kelime sayı ve kaç tane ve bu sayı eşleşmesi bizi doğru cevaba götürebiliyor. Evet. 15. I love me too. Ben çok seviyorum diyor. Tim ben de demiş. Ben de dediği şey Tim'in sevdiği şeylerin içinde bunlardan olması lazım. Art seviyorum mesela resim Tim. Bakalım. Art sevmiyor. O zaman ben de diyemez. Çünkü karşıdaki kişi ne diyor? Ben seviyorum diyor. Yani buraya Tim'in de sevdiği bir şeyin gelmesi lazım. Çünkü me too ne demekti? Ben de demekti. Artı eliyoruz. Müzik demiş. Müziğe bakalım. Müzik sevmiyor. O zaman ben de diyemez sevdiği şeylerin içinde yok müzik çünkü. Matematik demiş. Matematiğe bakalım. Math var mı? Muhtemelen math de evet yok. Matematik sevmiyor. O zaman bizim cevabımız matematik de değil.
Geriye zaten coğrafya kaldı. Coğrafyada gülen yüzü var mı bakalım. Evet, coğrafyayı seviyor. Ben coğrafyayı seviyorum diyor. Selim, Tim ben de diyor. Çünkü yukarıdaki tabloda gösteriyor sevdiğini. Cevabımız Deniz. Hello, my name is Garcia. This is my timetable for 3 days. Merhaba, ben Garcia. Bu benim timetable, yani zaman çizelgem, ders programım 3 günlük demiş. Bakalım sorumuza. Garcia's timetable. Garcia'nın zaman ders programına göre which one is not correct? Hangisi doğru değildir diyor. She has art on Wednesday. Çarşamba günü art var mı? Var. Doğru. She has social studies on Monday. Monday social studies var mı? Pazartesi günü sosyal dersleri var mı? Var. She has PE on Monday and Tuesday. Pazartesi ve Salı günü PE var mı? Salı günü var ama Pazartesi günü var mı? Yok. O zaman doğru olmayan şıkkımız Ceyhan. Mrs. Colin teaches English. Bayan Colin İngilizce öğretiyormuş. Yani İngilizce öğretmeni. One of the first day of the school, she always plays games with her students. One of the first day of the school. Okulun ilk günlerinde diyor. İlk gününde she her zaman öğrencileriyle oyunlar oynarmış. She greet each other and ask some questions. Birbirlerini selamlayıp sorular soruyorlar. She hears answers. Check the table below. Burada cevapları var. Sorular yok. Şimdi bakalım sorulara. Which of the following does not complete the game? Hangisi bu oyunu tamamlamaz? Yani buraya gelecek sorulardan hangisi olamaz diyor. Bu tarz soruları nasıl yapıyorduk? Cevaplara göre. Şimdi England demiş. Bir ülke ismi veriyor. Ne sormuş olabilir? Ülke ismi verdiğine göre nerelisin demiş olmalı, değil mi? O zaman bakıyoruz. Where are you from? England. Oluyor. Music. Bir ders ismi vermiş. Müzik. O zaman dersle alakalı geçen kelime var mı burada? Dil diyor. Olmaz. What's your favorite lesson? Bakın. Lesson ne demekti? Ders. O zaman biz bunu burayla eşleştirebiliriz. B de oluyor. Tamamlıyor. Mavi demiş. Bir renk vermiş. Diğer soruda da 3 tane diyor. Bak, 3 tane. Sayılarla biz neyi eşleştiriyorduk? Kaç tane sorusunu? How many languages? Kaç tane demekti hamile? O zaman bu da bununla eşleşiyor. Geriye zaten C şıkkı açıkta kaldı. Senin milliyetin ne? Mavi. Hem anlam olarak uymuyor hem de bizim doğruları çıkarttığımızda geriye kalan C şıkkımız olduğu için bu soruları tamamlamadı ortaya çıkıyor. Geldik başka bir tabloya. Tony's feelings about his lessons. Feeling ne demek? His demek. Hisleri, duyguları. Tony'nin dersleri hakkında duyguları. Seviyor, sevmiyor, çok seviyor, nefret ediyor gibi. Which of the following is not correct? Correct doğru, is not değil. Hangisi doğru değildir? He dislikes music. Müzikten nefret ediyor demiş. Bakalım müziğe. Evet, aynı renk olduğu için müzikten nefret ediyor. Yani sevmiyor, doğru. He loves doing sports. Love, spor yapmayı çok seviyor demiş. Sarı renkli. Evet. Bu da öyle. Bu da doğru. He enjoys doing experiments. Enjoy, hoşlanmak demekti. Deney yapmaktan hoşlanıyor. Yani like. Bu da doğru. He really loves drawing pictures. Gerçekten resim yapmayı seviyor demiş. Hate, kırmızı. Ama bu buna uymuyor. Bakın burada önemli olan çocuklar, arkadaşlar, bunların yüksekliği, alçaklığı değil. Bizi burada tabloda aslında kandırmaya çalışıyor. Dikkat etmemiz gereken şey renklerin uyumu. Renklerin uyumuna dikkat ederek yaptığımızda doğru cevap ortaya çıkıyor. Hangisi uymuyor? Resim yapmayı çok seviyor demiş. Arka bakıyoruz. Sevmiyor. Nefret ediyor aksine. Geçelim 20. soruya. Which question does not have an answer according to the card above? Yukarıdaki karta göre hangisinin cevabı yoktur? How many neydi? Kaç tane? Kaç tane dil? Var mı? Dil. Language var mı? Yok. Bunun cevabı yok. O zaman muhtemelen cevabımız Adana. Gene diğer şıklara bakalım. What are her favorite hobbies? En sevdiği hobileri ne? Likes var burada zaten. Playing chess. Bunun cevabı var. What's your name? Adı ne? Carol adı da yazıyor. How old is she? Kaç yaşında? 18 age. Bu da yazıyor. Ama kaç tane dil konuştuğunu yazmıyor. Yani how many'li biz neye eşleştirmemiz lazımdı?
sayıları 2, 3 veyahut language dediğine göre işte English, Spanish, German, Turkish gibi dilleri eşleştirmemiz lazım. Which of the following completes the sentence according to chart? Yukarıdaki tabloya göre hangisi tamamlar? Carol is 19. 19 yaşında demiş. Bakıyoruz 18 yaşında. Bu olmaz. Carol likes cycling. Bisiklete binmeyi seviyor. Dislikes. Bakın. Sevmiyor. O zaman bu da olmaz. Carol speaks German. Carol German konuşuyormuş. Almanca. Milliyeti, ulusu Alman olduğu için zaten ana dili de doğal olarak ne olması lazım? Almanca olması lazım. O zaman cevabımız Ceyhan. D'ye bakalım. Hates playing chess. Satranç oynamaktan nefret ediyor demiş. Aksine likes playing chess. Seviyor. O zaman zaten doğru şıkkımız Ceyhan. Bize bu tarz sorularda direkt bu cümlenin aynısını vermiyor. Carol speaks German. Burada speak German yazar mı? Yazmaz. Ama milliyetini yazıyor. Alman olduğu için Almanca konuşuyor. Eğer burada bir Turkish yazsaydı burada bu kişinin biz ne konuştuğunu bilirdik. Türkçe konuştuğunu bilirdik değil mi? Evet. Böylece beceri temelli sorularımızı 5. sınıf İngilizce 1. ünite Hello ünitesinin sorularını çözmüş olduk. Diğer test çözümlerindeki videoları da takip etmek için kanala abone olup beğenebilirsiniz. Takipte kalın. Arkadaşlarınızı davet edip bunlardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.